Haberin merkezinden, ATV Haber merkezinden iyi akşamlar. Barış Pınarı operasyonunda 6. günün içindeyiz artık. Tarihi saatler, hatta dakikalar yaşanıyor. Sınır ötesinden eşine benzerine ender rastlanacak, belki de bir daha rastlanmayacak görüntüler yağıyor. Hem de sanat şeklinde. Önce her akşam yaptığım gibi bilançoyu aktarayım hızla. Şu an itibarıyla son resmi açıklamaya göre operasyon kapsamında etkisiz hale getirilen, yani öldürülen, teslim olan ve yaralanıp tedavi altına alınan toplam terörist sayısı 550. Dün önce Milli Suriye Ordusu, ardından komandolar girmişti Resul Ayn'ın, ardından Tel Abyad'da da artık kontrol tamamen Mehmetçik'te. İki ilçede artık terörden temizlenmiş durumda. Ve bu konuyla kısa bir not daha. Hali hazırda terörden temizlenen köy ve ilçeler dahil yerleşim birimi sayısı 42. 42 yerleşim birimi terörden arındırıldı. İnanılması güç görüntüler sağanak gibi yağdı bugün dedik. İyi ki İHA kamerasının kaydettiği an. Tam koordinatı vermediği Milli Savunma Bakanlığı bu görüntüyü medyayla paylaşırken, ama sınır ötesinde olduğu kesin. Kaydı yapan insansız hava araçlarımızdan, yani İHA'larımızdan biri. Teröristlerin bir tünel girişindeki hain planını bozansa F-16'mızın tam isabetli atışı. Gerçekten inanılmaz bir görüntüydü, inanılmayacak bir görüntüydü. Birazdan o görüntünün öncesi ve sonrası da dahil her aynısını taşıyacağım ekranlarınıza. Ama dedik ya, bu ve benzeri görüntülerin başrolü oynadığı bir haber sahnesi var bu akşam. Ve çok da sıcak açıklamalar. Amerikan Başkanı Trump'tan yeni bir dizi açıklama geldi. Açıklama demişken aktaralım. Aralarında tehditler de var yine. Tehditler arasında da ekonomik yaptırım başlatırım cümleleri var. Ama başlarken o cümleler arasından birini öne çektik. O da işte bu cümle. NATO üyesi Türkiye ile savaşacağımızı düşünenler var mı diye sordu Trump. Olmamalı elbette, ama günü gününü, hatta dakikası dakikasını tutmuyor Trump'ın, biliyorsunuz. Bu soruyu önce kendine sorması gerekiyor galiba, orası kesin. NATO demişken, geçen hafta sonu İstanbul'da da temaslarda bulunan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de bir yeni açıklama yaptı. Ve orada, yani Suriye'nin kuzeyinde yaşananları anlamanın yolu Türkiye'nin rolünü anlamaktan geçiyor dedi en yeni açıklamasında. Bu noktada bizim de ona günaydın dememiz lazım, NATO Genel Sekreterine. Zira onun da günü gününü tutmuyor aslında. O da bir öyle bir böyle açıklamayla gündem oluyor, kafa karıştırıyor. Çarpıcı görüntüler var demiştik, açıklamalardan görüntülere geçelim. Bir diğeri, işte bu görüntü. Görüntülerden biri sadece. Amerika 1000 kadar askerini Barış Pınarı kapsamındaki alandan geri çekeceğini açıklamıştı dün. Terör örgütünü tam da bu yüzden olsa gerek büyük bir korku sarmış durumda. Kaçabilen örgütten kaçıyor. Tıpkı bu kayıtta da olduğu gibi. Görüntünün kaydedildiği yer Resul Ayn'dı. PYD ve YPG'li bir grup terörist deyim yerinde pılısını fırtısını toplamış bölgeyi terk ediyordu kamera kaydı olmaya başladığında. Operasyon sahasını terk etmeyenler de var. Onlar kaçıyor ama terk etmeyenler de var. Onlar da yerin altına inmeyi tercih ediyor. Nereye? Tünellere. Batı'nın, hadi ismini de açık açık söyleyelim bu akşam, Fransa'nın her yıl en büyük şirketler sıralamasında en üstlerde yer alan, anlı şanlı beton üreticisi firmaları inşa etti o çok kalın betondan tünelleri. Öyle kalın ve öyle kolunaklı ki teröristlerin gizlendiği o tüneller ve öyle derindeler ki, o notu da düşelim, obüs atışlarının dahi etki etmediği söyleniyor. Tabii bu bir söylenti. Tünellere daha yakından baktığımızda ise yerin altındaki ihanet aslında tüm çıplaklığıyla göz önüne çıkıyor. Ceşel Vatani El Feylak İttani Temmel Atur Ala Nafak Mutabi'l Anfaka El Ula Velhamdülillah Vecedna Şebeketel Anfak Vecedna Ben sağlamın cevap. Yal, al. Thank you.